Rehber devam ediyor. Gaziantep'i dolaşıyoruz. Dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Yeni anın içinde Kaloğlu mağarasına geldik. Mehmet abimin yanına. 500 yıllık mağara. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İlk gününden beri buradaymışsın. Evet, mağaranın ilk gününden beri buradayım. Yok evet. O kadar olmadı. O kadar oldu. Oldu oldu. Buranın özelliği ne? Burası dışarısı 0 derece olduğunda burası 15 derece içerisi. Dışarısı 45 derece, buradan yine 15 derece. İçeride kuyularımız var. 12'den de sütun ayaklarımız var. Dünya harikası bir yer. Gördüğünüz gibi turistler geldik lazım orada doğal ortamda. Kahvelerini yudumluyorlar. Canlı müzik yapıyoruz. Canlı müzik yapıyoruz. Şimdi beraber gezeceğiz zaten ama. Evet. Şu an bu gelen kalabalık hep şehir dışından gelen. Şehir dışından ve şehir içinden gelenler var ama şehir dışından gelenler daha çok. Gaziantep'e gelen muhakkak Kaloğlu mağarasına uğruyor. Şöyle hadi bir gel bakalım Hüseyin abi, gezelim. Şimdi efendim 500 yıllık yaz kış 15 derece gelen misafirlere böyle güzel kızlarımız bizim, güzel kardeşlerimiz bizim. Ne kahvesi hazırlıyor acaba? Menengiç kahvesi yapıyoruz. Güzel olur mu menengiç kahvesi? Çok güzel olur. Hele de közde yaparsak çok güzel olur. Yalnız kışın senin iş iyi burada, sıcacık. Evet. Kaç dakikada oluyor bir kahve? Maksimum 1-2 dakika. Bunun köpüğü oluyor mu yoksa? Köpüğü bol köpüklü oluyor. Bol köpüklü evet, oluyor. Evet. Saat kaçta başlıyorsunuz abi mağarada? Sabahleyin 9'da başlıyoruz. Gece saat 11-12'ye kadar devam hafta ediyoruz. Hafta sonları devam. Devam evet. Şimdi içerisi ben ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Evet. Hüseyin abi biraz dikkatli çalışacağız. Sen de seversin. İşimiz bittikten sonra da kahvemizi içeriz. Hadi gezelim tamam. Abi. Mehmet abi buralar ne zaman turizme başladı? Kaç sene oldu? 15 sene falan oldu buranın turizme başlayalı. Buraya enkaz doldurmuşlardı. Anıttaki Yüksek Kurulu'ndan izin aldım ben. Enkazların hepsini çıkarttım. Burada 650 traktör el arabasıyla dışarı enkaz çıkarttım. Temizledim. Kuyur arazilerine kadar su doluydu. Enkaz doluydu. Onları da temizledim. Şu anda şırıl şırıl sularımız akıyor. Bu sular daha önce Antep'te, Gaziantep'te kullanılmış. Niçin kullanılmış? Yoksa sen böyle şey amaçlı mı yaptın? Yok yok. Böyle altta livaslar var, yollar var. Buranın altı su dolu zaten. Livaslar var. Yok içinlik düşman zamanında, savaş yıllarında üstte evler de var yani. Yukarıdan bakıyorlar. Aşağıda kuyu var. Düşmanlar gidiyor. Halbuki burada silah deposu, mühimmat deposu saklama yeri olarak kullanıyorlar burayı. Yani savaşta burası savaştan kullanılmış. Evet. Gaziantep'in kurtuluşunda burayı kullanmışlar. Burada silah deposu ve savunma yeri olarak kullanmışlar. Evet. Kaloğlu mağarasına ben yıllar önce geldiğimde Mehmet abiye şu cümleyi kurmuştum. O da hatırlattı. Abi burası istediğin gibi olduğunda Gaziantep'e gelen turistlerin mutlaka uğrayıp kahve içtiği bir yer olacak demiştim. Demiştiniz evet. Haklı çıktın mı? Haklı çıktınız. O zaman da iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir yer, dünya harikası bir yer demiştiniz. Burası tutar kardeşim değil demiştin. Mi? Hakikaten tuttu. Gaziantep'e gelen insanların hepsi buraya uğruyorlar. Biz de çok mutluyuz bundan. Bir de bol bol bak fotoğraf çektiriyorlar aileler, evet, genç kızlar. Evet. Abi buranın özelliği ne? Burası daha doğrusu biraz önce anlattığım gibi burası enkaz doluydu. Aynı burası gibi. Kaloğlu mağarası enkaz doluydu. Biz bu Anıttaki Kütahya'nın izniyle bizi aldık. Temizledik çok şükür. Burası kaleye gittiği söyleniyor. Yani burası temizlenmiş olsa kaleye doğru yol var burada. Yani demek ki o savaş döneminde yakalanmadan mühimmat, destek için Gaziantep'in birçok bölgesinde belki de böyle bilmediğimiz zamanla gün yüzüne çıkacak yollar, geçişler olabilir. Tabi tabi. Bütün Gaziantep'in bütün mağaraları var yani. Zaten bütün evlerde de mağara olarak var. Ama Gaziantep'in en büyük mağarası Kaloğlu mağarası şu anda. İnsanlar da burada görüyorlar. Bakıyorlar doğal bir ortam var. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Yalan söyleyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bak Hüseyin abi. Gezdiğimiz zaman hani biz birçok mağaraya gittik. Hepsinin farklı özellikleri de var. Bu kardeşler de tek başına yürü işlemiyor ki misafir gelmişler afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hallettik o işi. Ciğer kavurma mı? Yok döner. Döner. Oo. Et döner mi tavuk döner mi? Tavuk döner. Parası olana et yiyor olmayan tavuk yiyor. Vah bu dünya böyle. Bak parası olan nasıl belli bak hele bak. Bak hele bak. Afiyet olsun. Siz burada müzik mi yapıyorsunuz? Evet. Vallahi güzel. Demin dinledim. Başarılar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Şuna baktığım zaman bak ne güzel olmuş. Ne güzel olmuş. Dışarıda da böyle geliniyor. Halılara fotoğraflar basılıyor. İstediğiniz hatıralar basılıyor. Alıp götürebiliyorsunuz. Senden aldığım bir kilim vardı. Hediye ettiğin. O da hala kızımın odasında evet. Duruyor bu arada. Yıllar geçti. Duvar halısı.
Benim kız o zaman 2 yaşındaydı. Evet. Şimdi 11 yaşında Mehmet maşallah, abi. Maşallah. Zaman maşallah, su gibi akıp güzel. Geçiyor valla. Aa bak ne güzel ya. Merhaba, kolay gelsin. 1, 2, 3, hep sizin mi? Yani, 4 de sizin mi? Allah bağışlasın ya, ne güzel. Merhaba. Gel Hüseyin abi gel, şunların Allah bağışlasın maşallah. Güzelliklerine bir bak ya. İkisi ikiz. Onlar de... Zeynep ve Muhammed. Merhaba. Nasılsınız? Genel hocam. Olsun. Nasıl olsa bir iki sene sonra aynen. Sus demeye başlayacaksın. Şimdi ne kadar az konuşurlarsa o kadar iyi. Doğru hocam. Bak yerinde duramıyor. Bak. İkizler öyle biraz hareketli oluyorlar. Allah bağışlasın. Sağ olun. Geliyor musunuz? Burada mı yaşıyorsunuz? Antep'te yaşıyorum ben. İnfaz koruma memuruyum. Ne güzel. Hı-hı. Yani burada bir 10 yıldır buradayız hocam. Hafta sonları ailece. Aynen bazen gelip Antep'i dolaşıyoruz. Güzel oluyor yani. Güzel. İyi eğlenceler. Sağ mutlu olun. Hafta sonları size. Valla manzara güzel Hüseyin abi. Her geldiğimde de sevgili Mehmet abim üzerine bir şeyler ekleyince gayet keyifli. Kızlar kolay gelsin. Afiyet olsun. Merhaba. Hesap abi de değil mi? Abi kurban olayım. Şu duruş varken sana kim hesap ödetir ya? Kıyabilir misin ona hesap ödetir? Yok kıyma. Kıyar mıyım ben hiç? İnsan kızına bak. Kız babaları bilir bunu. Doğru diyorsunuz. İstiyorsa milyonları olsun, babaları yine kıyamıyor. Aynen öyle. Antepli misiniz? Bayburtluyum. Gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldik. Bugün gezmeye geldik. Bir dakika, abla hedefi büyütmüş. Ne yapacaksınız efendim? İstanbul'dan geldik. Kebabınızı yiyeceğiz, çorbanızı içtik. Tatlınızı yiyeceğiz, akşam gideceğiz 10.30'da. Bir günlüğüne mi geldiniz? Evet. Antep'e bir gün yetmez. Başka zaman yine gideriz ya. Gelin gelin. Ama abimin bak mutluluğu ne kadar güzel yüzünden okunuyor ya. Bak böyle kızı pırıl, pırıl, böyle hanımı. Pırıl pırıl vallahi. Mutluluğunuz daim olsun. Teşekkür ediyoruz. Mehmet abi bak herkes evet, mutlu ya. Çok güzel ya mutlu evet. Evet. Herkes evet. Hayatından mutlu. Tebrik evet. Ediyorum seni. Allah razı olsun. Hüseyin abi bak. Gezeriz gezeriz böyle görüntülerimizi ala ala. Burada da bak bir şiir var. Kebabı anlatan Atatürk'ün 10. yıl nutku. Mehmet abi, efendim? Ben Hüseyin abiyi burada bırakıyorum. Biraz görüntü alsın. Alsın peki, başlayalım. Biz seninle beraber yukarı çıkalım. Tamam. Var mı Hüseyin abi istediğin bir şey? Orada bir kuyumuz daha var. Onu aldı mı acaba? Alır, alır. Yine tamam. Su kuyusu değil mi? Evet, aynı yine su kuyusu. Ne oldu, ne işaret ediyorsun Yakup burada? Yakup da Turan Bey. Doğan, ne işaret ediyorsun? Bir sordum da az bizi içinde çekmesinler dedi de onun için seni. Ha biz tamam izin almadan kimseyi çekmiyoruz canım. Biz insan haklarına saygılı programız. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin abi burası sende.